Çok ünlü bir rock grubu Anadolu turnesi kapsamında 3 şehirde konser veriyor ve İstanbul'a geri dönüyor. Bilet satışlarına bakıyorlar, en az 120 bin kişinin konserlerini izlediğini tahmin ediyorlar. İyi rakam. Bu cümleden yola çıkarak şimdi toplam dinleyici sayısı en az 120 bin olmalı değil mi? Bu sayının 120 bine eşit veya daha büyük olduğunu düşünebiliriz. Eğer Ankara'da 45 bin, Samsun'da da 33 bin konser bileti satıldıysa, Eskişehir'deki konseri en az kaç kişi izlemiştir? Soru bu. Öncelikle işlemlerde kolaylık olsun diye Eskişehir yerine E harfini kullanacağım. Şimdi yazalım. Eskişehir'deki izleyicilerin, Ankara'daki izleyicilerin 45.000 ve Samsun'daki izleyicilerin, o da 33 bin, bunların toplamı en az 120 bin olmalı. Ya da başka bir deyişle satılan biletlere baktığımızda bu sayının 120.000'e eşit ya da davetlerle birlikte bu sayıdan daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Öyleyse Eskişehir'deki konsere kaç kişinin katıldığını bulmak için yazdığımız denklemdeki e'yi bulmalıyız. Eğer sol tarafı sadeleştirirsek, Eskişehir'deki izleyicilerin sayısı ile Ankara'daki izleyicilerin sayısı 45.000 artı Samsun'daki insanların sayısı 33.000 78 bine eşit olur. Ki bu toplamın aslında 120 binden daha büyük veya en az 120 bin olduğunu biliyoruz. Şimdi e'yi denklemin sol tarafında yalnız bırakalım. Ne yapacağız? İki taraftan da 78 bini çıkaralım. İki taraftan da 78 bin çıkarırsak sol taraftaki 78 binler birbirini götürecektir. Ve sonuçta elimizde Eskişehir'de konsere katılanların sayısı kaldı. O da 120 bin eksi 78 bine eşit. Yani buradan da 42 bin çıkıyor değil mi? Yani Eskişehir'de konsere katılan arkadaşların sayısı en az 42 bin ya da daha fazla olmalı.